günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz bir spor stüdyolarına. 18 Şubat Cuma günündeyiz. Uğur Melek'eyle birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Bugünkü programımıza da Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beraber. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür şey. ederim siz. İyiyiz. Bizler de çok teşekkürler. Hemen dün akşama dönelim ve UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçı fenerbahçe slavya Praga karşılaşmasının sonrasında bu sabah itibariyle atılan başlıklara geçelim. Sabah gazetesi sizlere okuyacağımız büyük puntoyla atılan başlık ilk olarak çekilecek çile değil. Çekilecek derken Çek Cumhuriyeti takımı Slavya Praga gönderme yapmış. Orayı farklı renkle yazmış Çek diye. Fenerbahçe Konferans Ligi Playoff Turu ilk maçında teknik direktörsüz Slavya Praga yenildi. Tripsovski'nin sakat özür dilerim hastalığı nedeniyle Tripsovski'nin hastalığı nedeniyle yardımcı antrenörü yönetiminde sahaya çıkan Çekya e ekibi ilk yarının son dakikasında göstere göstere geldi. Direkten dönen topta Traore ile golü buldu. Pelkas 58'de skoru eşitledi ama 2 dakika içinde Dorli ve Lingr tüm umutları yerle bir etti. İlk golün asistini yapan Ferdi 83'te skoru ilan etti. Şimdi gözler 24 Şubat'taki rovançta. Kim Minje sakatlandı maçın 40. dakikasında. Kim Minje sakatlık problemi yaşayıp kendisini yere bıraktı. Güney Koreli stoper korkuttu ama sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası oyuna devam etti. Buna rağmen ikinci yarıya çıkamadı. Yerini Tiseren'e bıraktı. Durumu bugün yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak. Bu arada Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki yıldızı Arda Güler asistle skora Katkı verdi. Dün akşam sahadaydı. E, 75. dakikada Mihazaysa yer değiştirdi. Ve Avrupalı Arda başlığıyla duyurmuş okuyucusuna Sabah gazetesi bu durumu. Fanatik gazetesi Ferdi savaştı diyor başlığında. Slavya Prag karşısında oyuna ve skora isyan eden bir numaralı isim Ferdi Kadıoğlu'ydu. Adeta tek başına savaşan Ferdi bir gol ve bir asistle Fenerbahçe'nin tur umutlarını rövanşa taşımasını sağladı. Alkış alan tek isimdi tribünlerden diyor. Pelkas'ın sözleri var maç sonunda daha bitmedi. rövanşı var bu işin şeklinde. Ve rakip ilkleri yaşadı. Yıldızlarını satan, sakat ve cezalısı olan hocasız İstanbul'a gelen Slav yaparak bu sezonki 6. Avrupa Kupası maçında deplasmanda ilk kez kazandı. Traore 2019 Mart'tan sonra Ling bu sezon ve Dorli'de kariyerinde ilk kez Avrupa'da gol attı. Şimdi neyse birazdan konuşacağız ama bu başlıklar hala daha... Ee neyse karıştırmayayım şimdi sözlerimizi de unutmayalım ondan sonra. Milliyet gazetesi biz pes etmedik. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal rövanş için iddialı açıklama yaptı. Prag'da kazanıp turu geçeceğimize inanıyoruz. Biz pes etmedik. Soyunma odasında da bunu konuştuk ifadelerini kullandı. Devre arası takviye kolay değil. Ciddi girişimler oldu ama maliyetler yüksekti alamadık. Almış olmak için oyuncu almayalım diye karar verdik. Kaliteli oyuncuya ihtiyacımız vardı. Olmadı, başaramadık diye devam etti transferle alakalı olarak da. Slavia Prag teknik direktörü Dripsovski biliyorsunuz sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'da oynanan maça gelemedi. Maçta takımın başına sahaya çıkan Slavia Prag yardımcı antrenörü Yaroslav Kösel iki gol yememiş olmayı arzulardık ama Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Çok büyük geçmişi olan bir kulüp. Her şey bitmiş değil. Bir maç daha var biz avantajla evimize dönüyoruz. Avantaj elde ettiğimiz için çok mutluyuz dedi. Kösel eski Galatasaraylı Milan Baroş'un oğluna değinerek Milan Baroş'un oğlu bugün bize şans getirdi. Üzerinde Slavya Prag forması vardı. Bize şans getiren unsurlardan biri küçük Patrik'ti diye konuştu. Bir sonraki sayfamız yine Kösel'in açıklamaları fanatik gazetesi. Çok rahat atağa çıktık. İstediğimiz pası verdik. İki cümleyle özetle deseniz dün akşamı herhalde bu cümleler pırıl pırıl parlardı tahmin ediyorum. Taktik üstünlüğümüzü gösterdik, istediğimiz her pası verdik, çok rahat atağa çıktık ve arkada bol alan bulduk. Fenerbahçe'nin daha heyecanlı olmasıyla birlikte ilk golü bulduktan sonra diyor Kösel Fenerbahçe'de heyecan arttı ve biz sakin kaldık taktik üstünlüğümüzü sahaya yansıttık. Saha çok güzeldi. Topla hızlı hareket edebildik. İstediğimiz her pası verebildik ve çok rahat atağa çıktık. Burada şu ayrıntıyı da düşüyor. Kösel düştü dün akşam sözlerine. Ee, en son oynadığımız kupa maçında pas yapamıyorduk, hücuma çıkamıyorduk. O kadar kötüydü zemin. Dün akşamki zemin muazzamdı. İstediğimiz her türlü atraksiyonu yapabildik diye ne kadar güzel bir zeminde oynadıklarını ifade etti. Golü yedikten sonra çok açıldılar. Arkada bol bol normalde bulamayacağımız alanlar bulduk. 3'e 1, 3'e 2 pozisyonlar yakaladık. Ve yine Baroş'un oğlu, Milan Baroş'un oğlu Patrick bugün bize şans getirdi sözlerini e, Fanatik gazetesi de okuyucusuna aktarmış. Şimdi gelelim karşılaşmaya. Uğur Bey dün akşam e, maç sonu bu sabah yazılanlar, bu sabah gazetelere atılan başlıklar. Dün ne konuşmuştuk? Biz e, yabana atılacak bir takım değil, özellikle savunma ve orta sahada istikrarı sağlamış fizik gücüyle, kondisyon gücüyle e, koşan, çok koşabilen, e, mücadele edebilen, makine düzeniyle işleyen bir ekip demiştik. Ülkemizde genelde bir şey olmayınca bir takımın oyununu anlatmak istediğiniz zaman yorumlarda şu kolaycılığa kaçılıyor. Kalite yok. Her zaman bunu burada ifade etmeye çalıştık. Kalite her şey değildir. Bazen öyle bir takımın olur ki aynı dün akşam Slavia Prag'ın yaptığı gibi taktik disipline, yüksek fizik kondisyonla, yüksek fizik güçle, taktik disipline sonuna kadar sadık kalarak doğru düzgün günümüz futboluna uygun şartlarda top oynayabilirsin. Şöyle söyleyeyim size. Slavia Prag oyuncuları Fenerbahçe'li oyunculardan daha mı kaliteliydi? Teknik kapasite olarak yanından bile geçmezlerdi. Top istopları yok. Stop, top istop edemiyorlar. İstop ettikleri top taca gidiyor falan. O e, premierlikteki takımların alıştırmalarına, antrenmanlarına bakıyorsunuz. Belli hızlarda top fırlatan makineleri var. Belli mesafelerde, belli hızlardan topu belli bir çapa düşürmeye çalışıyorlar. Bunun çalışmasını yapıyorlar. Sağdan top atılıyor, solda indirmeye çalışırken top taca gidiyor. Ya da attıkları ilk gole bakın. Yani ne yaptıklarını çok bildiklerini... Oraya şişiriyor, oradan oraya geliyor, oradan oraya gidiyor. E, teknik kapasite olarak Fenerbahçe'nin yanından geçmez. Ama ne oldu? Ama ne oldu? Hızla, güçle, planla az önce Kösel'in söylediği gibi, okuduğumuz gibi bir planları vardı, bir organizasyonları vardı ve 90 dakika boyunca buna sadık kaldılar. Haksızlık etmeyeyim kimseye ama en yetenekli oyuncusu kimdi desem şu isimdi. Bu kadar teknik, taktik vesaire diyebilir misiniz? Hepsi bir makinenin son derece uyumlu parçaları. Görevin neyse onu elinden geldiğince hızlı bir şekilde yapmaya çalışan taktiği çok öğrenmiş. Sade, sade, minimalist bir takım. Sadece taktik disipline sadık kaldığı için, bir planı olduğu için, bu planı disiplinle uyguladığı için ve fizik kondisyonu yüksek olduğu için dün akşam Fenerbahçe karşısında galip geldi. İ i̇ki dakika içerisinde iki gol buldu. Şimdi gazete haberlerinde ve teknik bu, direktörsüz çok özür dilerim ve bu Fenerbahçe'nin sorunu değil bu Türk futbolunun sorunu. Yani Slavya bırak beğenmediğimiz bir futbol e, ortamının lideri takım bize böyle kök söktürüyor işte. Aradaki fark yetenek farkı değil. Aradaki fark para farkı da değil. Değil yani. Aradaki fark fizik kondisyon, disiplin, bir organizasyon ve futbolun günümüz futbolunun, modern futbolun gereklerini yerine getirme isteği bu kadar basit. Gerçi dört kalem saydık ama az da değil yani. Şimdi e, gazetelerin başlıklarına baktığımız zaman teknik direktörsüzlüğün altı çizilmiş. Slavya Praha'nın eksikleri sayılırken. Yani bir de teknik direktörü de yok diyor yani düşün. Teknik direktörsüzlüğün altı çizilmiş. E, ancak bence Slavya Prag tek direktörsüz değil, tek direktörsüz bir takım varsa o Fenerbahçe. Slavya Pran'ın çok iyi bir tek direktörü var. Fenerbahçe'nin ise futbolculara abilik yapması için getirilen, camia evladı olarak tanımlanan 60'lı yaşlarına geldiği halde hala umut var eden, genç bir tek direktör muamelesi gören kamuoyunda bir tek direktörü var. Sadece özür dileyerek şunu söyleyebilir miyim? Hoca gelmediği halde hiçbir şey değişmedi takımda. Evet. Müsaade edersen ifade edeceğim. Buyur. Anlatacağım. Şimdi bu Fenerbahçe'nin camia abisi modeli esasında zamanlama olarak da çok yanlış bir zamanda yapıldı. Öyle bir atmosfer oluştu ki sanki Fenerbahçe'nin geççi tek direktör getirmesi, yeni sezon planlaması yapması doğru gibi. Halbuki ligin 17. haftasıydı Vitor Pereira ayrıldığında. 21 hafta vardı bitime. 21 hafta 63 puan demek, potansiyel 63 puan demek şampiyonluğu hedefleyemesen bile Trabzonspor uçtu gitti desen bile lig ikinciliğini hedefleyebileceğin kadar zaman var. 21 hafta 63 puan. Artı Türkiye Kupası'na devam ediyorsun artı UEFA Konferans Ligi'nde devam ediyorsun. Üç cephede hala hedeflerin varken bir defa Vito Pereira gönderildikten sonra yapılan e, bu abi modeli, soyunma odasına abi modeli, camia evladı modeli zaten tuhaf bir modeldi, tuhaf bir karardı. Hatta bu sezon Galatasaray'ın Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin üçünün ortak Yönü biraz bu oldu. Hala önde hedefler varken, hala koşabileceği hedefler varken sanki bu sezon bitmişçesine e, ikinci tek direktör seçimlerini e, geçici seçim görüntüsü altında yaptılar. O yüzden dün Slavya Praha'nın bence bir tek direktörü vardı. Sadece kenarda değildi. Futbol saha dışında kurgulanan saha içinde uygulanan bir oyun. Dolayısıyla o tek direktörün kenarda olmaması var olmadığı anlamına gelmiyor. Hafta boyunca zaten bu kurguyu yapıyor. Tırpişovski. 4 yıldır yapıyor Slavya Prag bu kurguyu ve sahaya çıkıp bu kurguyu en doğru şekilde uyguluyor Slavya Prag takımı. Esas Fenerbahçe'nin bir tek direktörü olup olmadığını tartışmak lazım. oyunu itibariyle. Çünkü dün özellikle ikinci yarının başında Fenerbahçe geride pas Altay Tisseran, Altay Tisseran tekrar, Altay Tisseran tekrar, Altay salayı. Altay Salah'ı tekrar. Bakıyorsun geride pas yapıyor Fenerbahçe takımı ama herhangi bir planı yok. Topu nasıl ikinci, üçüncü bölgeye taşıyacaklarına dair bir planı yok. Sadece geride pas yapıyorlar. Fenerbahçe denemeleri var. Slavya Pırağ'ın bir planı var. Fenerbahçe'nin hayalleri var. Slavya Pırağ'ın bir kurgusu var. Fenerbahçe'nin iyi oyuncuları var belki. Sizin de altın çizdiğiniz gibi kaliteli oyuncuları var ama Slavya Pırağ'ın iyi bir oyunu var. Fenerbahçe'nin bir kadrosu var. Slavia Pran bir şeması var, organizasyonu var. Yani evet önemli oyuncular kaybettiler. Geçen sezon başında en iyi iki oyuncuları Suçek ve Kufal Premier Lig'e gitti. Sonra bu sezon başında en iyi iki oyuncuları Abdallah Sima ve David Zima yine 5 büyük lige gitti. Sonra devre arasında yine en iyi iki oyuncuları Kuşta ve Stancho'yu kaybettiler. Birçok iyi oyuncu kaybettiler. Standart olarak biraz aşağı düştüler. Süperstarları yok. Ama bu kadar oyuncu kaybetmene rağmen hala bir oyunları var. Bir oyunla yendiler Fenerbahçe'yi. Yani dün sahada bir takımın oyuncuları vardı. Diğer takımın oyunu vardı. Bir takımın soy modası abisi vardı. Evladı vardı. Diğer takımın tek direktörü vardı. Sağ kenarında olmayabilir Tırpışovski. Ama o takımın tek direktörü var. Hafta içinde çok doğru bir şekilde kurguyu yapıyor. Veya antrenmanlarda çok doğru bir şekilde kurguyu yapıyor ve e, müsabakalarda takımı çok doğru bir şekilde uyguluyor bunu. Aslında müsabakanın özeti bence tek teritorisi olan tarafın Slavya Prag değil belki de Fenerbahçe olması. Peki hala yani maç sonundaki e, istatistiklere de yani hem iyi kombileri hem de maç sonundaki istatistiklere de e, bakalım. Fenerbahçe ha, önce, önce istatistikler geldi topla oynama. E, Fenerbahçe'nin ilk yarıda da üstünlüğü vardı. İkinci e, İkinci yarıda %53'e %47 Fenerbahçe biraz daha fazla e, sahip oldu. İkinci yarıda topa, şutlarda 10'da 3 isabet buldu, 12'de 5 Slavia Prag'ın. Gol beklentisi Fenerbahçe'nin 1 119'da Slavia Prag gol beklentisi üretti rakip ceza sahasında. Topla buluşma Fenerbahçe'nin daha fazla 17'ye 15. Şunu da ifade etmek lazım. Az önce belirttiğiniz bir planları olduğu doğrultusunda e, biz ben en azından Dün şöyle bir beklentim vardı. Biraz daha kendi yarı sahasında bekleyerek daha fazla kontratak kovalayacaklar. Ancak maçın ilk dakikasından maç bitene kadar e, neredeyse savunmayı yarı sahaya çıkarıp Fenerbahçe'yi baskı altına aldılar. Yani sanki ev sahibi takımmış gibi oynadı. Bunu da 90 dakikaya yaymayı başardı. Bence üçlü savunma çıkarken onlar da iki planlıydı. Yani çünkü daha önce bu sezon üçlü savunma daha doğrusu beşli savunma diyebiliriz. Doğruyla sonuçta bek bu sezon 5'li savunma neredeyse hiç oynamamışlar. Bir tek şu Union Berlin deplasmanı. Dün değinmiştik ona ve 5'li savunma oynayabilirler diye konuşmuştuk dün. Union Berlin deplasmanında da niye 5'li savunma kullanmışlar? 1 puan onlara yarıyor. Slavya'nın 7 puanı var. Union'un 6 puanı var. Grubun son maçı 1 puan onlara yarıyor. 5'li savunmaya çıkmışlar. Hı -hı. Normalde sezonun genelinde yani müsabakaların neredeyse hepsi 4'lü savunma oynamıştır. Ben Fenerbahçe'ye karşı 5'li savunma oynadıklarını görünce esasında biraz daha bahsettiğiniz gibi oyunu Fenerbahçe'nin domine edeceği beklentisi olduğunu düşündüm Slavya'da ama sahaya çıktılar. Öyle bir 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika oynandı ki bence onlar da maç içinde büyüdü. Maç öncesi planlarının da bu şekilde mesela %40 kere topa sahip olacaklarını ya da önde baskıyla bu kadar top kazanacaklarını zannettiklerini düşünmüyorum. Önde baskı zaten onların genetiğinde var ama bu kadar top kazanacaklarını tahmin ettiklerini düşünmüyorum. Maç içinde bence Slavya takımı Moral buldu, moral seviyesi yükseldi, top kazandı, pozisyon buldu, pozisyon sürekli sağladı. Doğal olarak savunmaları daha çok çıktı. Normalde bence bu kadar çıkmayı planlamıyorlardı. Yani Fenerbahçe maçında Slavya'nın cesaretini artırdı. 25. dakikada şutlar 5-0'dı. Fenerbahçe ilk şutu 27. dakikada Samuel'le geldi. Böyle bir 25 dakika oynanınca bence çok cesaret kazandılar. Tek direktörleri diyor ya her pas misabetli oldu, her pası attık. Fenerbahçe heyecanlıydı diyor. İsrimiz her şeyi sağa yansıttık ama Niçin yansıttı Slav yaparak istediği her şeyi sahaya? Çünkü bence Fenerbahçe yansıtamadı. Yani şimdi bu takım Slav yaparak son 3 maçta, son 3 resmi maçta sadece 1 gol atmıştı. Ciddi bir ofansif sorunları vardı kaliteli oyuncularını kaybettikten sonra. Böyle bir takıma karşı son 3 maçta bir de Karvina ligin zayıf takımlarından birine 1-0 yenilmişlerdi. Kupada ezeli rakipleri Sparta Praha 2-0 yenilmişlerdi. Ligde de Slovaçko yine başka bir zayıf takım 1-0 yenebilmişlerdi. Gol sorunları vardı. Ligdeki rahatlıklarını kaybetmişlerdi. Kupadan eğlenmişlerdi. Aslında çok da iyi bir noktada değillerdi performans olarak. devre arası takviyeler yaptılar ama onlardan sadece biri dün e, center for, sor forma giydi. E, ve stanchu ve kuşların yerlerini doldurmuş da sayılmazlar. Ve bunlar çabuk oyuncular. Onlar zannediyorlardı ki Fenerbahçe topa sahip olacak. Fenerbahçe atak sürekli salacak. Onlar da <laughs> savunma arkasında koşu fırsatı bulacak. Sor ve olayın kanı çabuk faydalanacaklar ama bence onların da beklediği gibi gitmedi maç. Yani tahminlerinden çok daha kötü bir Fenerbahçe buldu karşılarına. Tabi Fenerbahçe hikayesini, dünkü maçın hikayesini sadece dünkü maçta açıklayamayız. Ee, i̇yi oyuncuları var Fenerbahçe'nin, kaliteli oyuncuları var ama bir türlü sezon başında da sezon ortasında da doğru tek direktör tercih yapamadılar. Bunun bedelini de şu anda organize bir takıma karşı diyorlar. Slavya yapılara ya karşı ödediler. İsmail Kartal geldiğinde 3 cephede Umut vardı. Şu anda üç cepheden ikisi gitmiş gibi sadece bir ay içinde. E Bu da Fenerbahçe yönetiminin yaptığı tek direktör tercihinin yanlışlığını gösteren bir başka detay. Ee, 11'lere de bakalım mı? Bakalım. Nasıl başladı? Nasıl bir oyun ortaya kondu ya da konmaya çalışıldı? Mesela Fenerbahçe'nin 11'ine baktığımızda ne oynamaya çalıştı? ne çıkaracağız? Ve bu 11 ile sahaya konulan arasında zaten nasıl diyelim az önce deminden beri anlattığınız üzere paralellik yok. Bir oyun kurgusu anlamında paralellik yok. Şimdi geriden pasta çıkmaya çalışıyor Fenerbahçe. Genelde soldan çıkıyor. Salahi üzerinden çıkıyor. Salahi, Ferdi, Pelkas, Solic, Mert Hakan bir de Valencia'da sola depresi oldu. Baktı ki top oradan geliyor. Sol tarafta bir asimetri yarattı. Zaten bulunan pozisyonlar Fenerbahçe'nin pozisyonlarını şöyle bir ilk yarıdaki pozisyonlarına bakalım Valencia bir tane pozisyon buldu soldan gelişen bir ataktı Fenerbahçe'nin ma maçın da ilk pozisyonuydu avuç çizgisine indi yanlış pas tercihi kullandı sonra pelkas iki pozisyon buldu biri yine Valencia'nın rapasıyla çaprazdan karşı karşıya bir de Mert Hakan getirmişti onlar da soldandı niye Slavya Prag'ın sağ beki ayrıldı. Bah ayrıldı. Sağ kanat beki olarak şirantısı kullandılar. Onun da orijinal pozisyonu o değil. Slavya'nın nasıl sağ savunmasında boşluk vardı. Fenerbahçe soldan oradan fırsat buldu. Maç içinde aslında oradan büyümesi lazım. Ben Fenerbahçe'nin o şekilde büyüyeceğini, oyunu sola yıkacağını, Slavya Prag'ın sağını sol, e, zorlayacağını düşünüyordum. Ama bu kalıcı olmadı. Fenerbahçe sonra geride manas pas yapmaya başladı. Yani top stopere geliyor, Tisaran'a geliyor veya salaya geliyor. Pas opsiyonu bulamıyor, geri oynuyor Altay'a. Altay tekrar stopere oynuyor. Stoper tekrar pas opsiyonu bulamıyor. Tekrar Altay'a oynuyor. Geride bu manası paslardan sonra orta mesafe bir top atıyor bir tanesi. Kim Mice veya Altay ve onlar orta sahada karşılıyor. Genelde Fenerbahçe'nin oyun planı geride ne yapacağını bilmedikleri 7-8 pas. Hedefsiz 7-8 pas. burada Sosa'daki düşüşünü de altın çizmek lazım. Zayt'sın da kendi göstermemesi. Yani saklanan bir oynanımız. Zayt ne kadar saklanırsa o kadar hatasız görünüyor. Ve Fenerbahçe de hala ilk 11'de oynuyor. Mesela Arda Güler girdikten sonra Zayt'sın yerine Arda göründü. Arda'nın Zayt'stan farkı Arda'nın görünür olmasaydı. Zayt'sın görünmez olması. E orta sahada görünür olman lazım ki geriden pasta çıkabil. Fenerbahçe geriden pasta çıkmaya kalktığında Sosa enteresan bir şekilde geçen son yaptığı işleri yapamıyor herhalde. Bir yaş daha aldı. Belki de artık bundan sonra yapamayacak. Mert Hakan yapıyordu. Mert Hakan oyundan çıkarttı İspanyol Kartal. Niye? Bir tane sol kanattan girdi. Orta yaptı. Top avuta gitti. Hemen peşinden Ozan'ı ısındırdı. Ya Mert Hakan deniyordu. Yani oyunu okumayla ilgili de sorun var. Mert Hakan pas hataları yaptı. Doğru. Çünkü başka birisi gözükmüyor ki. Pas opsiyon olarak başka birisi çıkmıyor. Mert Hakan çıkıyor pas opsiyon olarak. Topu alıyor. Heyecanlıydı biraz da. Bir de Mert kötü başladığı zaman kötü devam eden bir oyuncu. Hatalarına takılan bir oyuncu takıldı bazı hatalar yaptı. Ama orada mesela Mert'i değiştirmek miydi? Yoksa ya orta sahada Mert çıkında niye Mert dışında niye kimse pas opsiyon olarak görünmüyor? Bir Sosa niye pas opsiyon olarak çıkmıyor? Bir Zayt niye pas opsiyon olarak çıkmıyor? Ona bakman lazım. Mert çıkıyor sürekli o yüzden Mert hata yapıyor. Sorumluluk almazsan hata yapmasın ki. Fenerbahçe'nin oyunu geriden organize set çıkmaya çalışan ama orta saha oyuncuları görünmez olduğu için Mert Hakan dışında görünmez olduğu için pasta çıkamayan bir takım görüntüsü. Sürekli top kaybı yapan, dolayısıyla Slavya'da fırsat veren, pozisyon fırsatı veren bir takım görüntüsündeydi. Bir de e, Slavya Slavia Prag 11'ini rica edelim. Onlar nasıl bir oyun oynadılar ve bunu nasıl başardılar acaba? Onların da nasıl analiz edersiniz? Ya fizik sonra iyi seviyediler gerçekten de. Zaten Avrupa'da Türk takımlarının karşılaştığı hemen her rakip fiziksel olarak bizden daha iyi seviyede oluyor. Beşiktaş işte Şampiyonlar Ligi'ndeyken bunu çok andık. Galatasaray'ın Avrupa ligi grup performansı çok iyiydi. Onu ayıralım. Ama Fenerbahçe'de gerek Avrupa ligi gruplarında gerek Konferans Ligi bu, bu turda fiziksel olarak Slavyalılar daha çok koştu. Serseri topları daha çok kazandı. Şimdi orta sahalarında özellikle çok kaliteli oyuncu yok. Şevçik, Plavşiş, Trauro eşyosu daha çok top kazanma, daha çok pas arası yapma, daha çok fiziksel özellik ortaya koyma o şekilde ön plana çıktılar. Zaten ikinci yerde Lingre aldı Pres için yani kaliteli bir oyuncu aldı. E, Stanchio yok. Linger'ı da baştan oynatmadı. Biraz böyle daha az maç oynayan, daha fiziksel özellikleri olan bir orta saha. Normalde böyle bir orta sahaya karşı sen de hata yaparsan oyun %50-50'lerle dolarsa, birçok serseri top olursa, birçok sahipsiz top olursa onlar ön plana çıkar. Ama sen ayağı iyi oynarsan, kalite ortaya koyarsan Slavya Pran bu orta sahasını mat edebilirdin. Ama Fenerbahçe böyle bir şey ortaya koyamadı. Geriden her çıkmaya kalktığında şaşkındı. Şaşkın bir top oynadı. Bu şaşkın top oynama tabii ki Slavia Prag'ın orta sahasını büyüttü. Maç içinde büyüdüler Slavia Prag orta sahancıları. Orta sahancıları büyüdükçe gerideki oyuncular daha fazla öne çıktı. Daha fazla top kazandılar. Daha fazla top kazanınca atak sürekli sağlayan Slavia Praha'nın da bunu beklenen zannetmiyorum. Beklentileri bu değildi. Onlar da bu sezonun en rahat maçlarından birini oynadılar. Muhtemelen. Yani zaten Avrupa Ligi gruplarında Maccabi, Feyenoord ve Union'a karşı deplasmanda kazanamıyorlar. Deplasmanda bir puanları var sadece. Maccabi, Feyenoord ve Union Berlin'de uzay takımları değil. Zaten Union Berlin ve Maccabi gruptan çıkamadı. Slavia çıktı. Ama onlara karşı deplasmanda Maccabi e, Slavia böyle bir oyun oynayabilmiş değil. Daha geriye sar. Ferencvarış'a karşı da oynayamamış. Şampiyonlar yönelmesi elenmiş. Devam et. Lecce Varşova'ya karşı da oynayamamış. Avrupa Ligi önerilmesine gelmiş. Yani Slavia Pırağan, varoş deplasmanında, Macaristan deplasmanında yapamamış. Lecce Varşova, Polonya deplasmanında yapamamış. Makabi deplasmanında, İsrail'de yapamamış. Almanya deplasmanında, Berlin'de yapamamış. Rotterdam'da yapamamış. Gelmiş ilk defa Fenerbahçe deplasmanında yaptı bunu. Şimdi bunu sürekli yaptıkları için değil, sen kötü olduğun için. Slavia Prak çok çok iyi olsa zaten sezon maçtan beri bunu süreklik halinde yapardı ama yapamamış. Oyuncuları varken de yapamamış. Kuşlarla Stanchu'yu varken, kenarda Tırpışovski varken de yapamamış. Demek ki sen kötüsün yani. Sen bu fırsatı verdin Slavia Prak'a böyle oynama fırsatını maalesef. Belki tekrar altını çizmekte fayda var Slavia Prak. Yetenekli oyuncu barındırmak maliyetli bir iş. Yetiştirsen dahi barındırmak maliyetli bir iş. Çünkü artık hemen büyük takımlar izliyor, alıyor, teklif yapıyor, götürüyor. Kolay bir şey değil artık belli bir çapta olan takımlar için yetenekli oyuncu barındırmak ama işin kolayı nedir? İşin kolayı standartları yapmak. İşte o standartta dün akşamki fizik gücü, fizik kondisyon gücü, fizik kondisyon gücü sadece koşmayla olmuyor. Fizik kondisyon gücü aynı zamanda yedek bankını derin tutmakla da oluyor. O yedek bankında da yıldız oturmakla oturtmakla değil az önce sizin söylediğiniz gibi fizik gücü daha yüksek olan, fiziğini sahaya yansıtarak bir şeyler yapabilecek oyuncularla. Yani standardı kolay ve ucuz olanı yükseltebileceği, kolayca yükseltebileceği şeyi yükseltmiş. Bahsettiğiniz diğer takımlar, yenemediği diğer takımların da standardı bu. Evet. Bizim çok üzerimizdeler. Ya biz bu fizik basit fizik standart, fizik standart tabi. Biz bu basit şeyi bile yapamıyoruz. Atılımı bile yapamıyoruz. Oyuncularımız hareketliliği, koşması, o sizin hep bahsettiğiniz kuş sürüsü gibi hareket etme meselesini olmuyor. İşte dün akşam parlayan yıldız kimdi? Ferdiydi. Evet. Yani Çünkü fizik altyapısı yoğunlu. Hollanda hem becerili yani fizik olarak da ayakta kalmayı başardı ve maça iki golle etki etti kendi takımı adına yani Ferdi'nin şeyine bakalım. Ee, bakalım performansına bakalım. Şimdi Türkiye'de bakıyorsun fiziksel olarak fark yaratan takımlar Adana Demirspor fark yaratıyor bu aralar değil mi? Her hafta neredeyse kat edilen mesafe hissesine zirvede çıkıyor. en son fiziksel olarak bayağı zor duruma düşürdüler. Alanya Spor fark yaratıyor. Üstte çıkıyor kat edilen mesafelerde. Bir önceki hafta onlar da Galatasaray'a çok zor duruma düşürdüler. Bir de gösterebilir. Bir, biten maçta. E, tek direktörleri uluslararası tek direktörler. Evet. Yani dünya çapında değiller. Ama uluslararası tedrisattan geçmiş tek direktörler. Montella, Francesco Farioli, Nestor El Maestro. Demek ki bizim şu anda tartışmamız gereken, konuşmamız gereken konu şimdi Taraftar futbolcuları ıslıklıyor. Daha maçın ikinci yarısının başı gireni de ıslıklıyor, çıkanı da ıslıklıyor. Topla buluşanı da ıslıklıyor, buluşmayanı da ıslıklıyor. Şimdi anladığım kadarıyla bu e, sosyal medya şayiası, sosyal medya kakafonisi tribündeki taraftarı da etkilemiş durumda. Diyorlar ki formaları çıkarın, işte formasız oynayın falan o kısmını tam anlamadım. O şekilde söylüyorlar. Yani sorunun futbolcunun çabasında olduğunu düşünüyor. Hayır değil. Futbolcunun çabasıyla ilgili sorun da olabilir ama tek sorun bu değil. Futbolcuların çoğunlukla ben maksimum eforu maksimum çabayı sarf ettiğini düşünüyorum. Bu futbolcuları grup halinde oynatabilecek, bu futbolcuları bir şema dahilinde oynatabilecek bir tek direktör yok başlarında. Ben Slavia Pıraklıların istediği kadar tutkusu kadar Fenerbahçe oyuncuların tutkusu olduğunu düşünüyorum. Tutkusuz oyuncu vardır bir iki tane işlerinde onları ayıklaman lazım ama çoğunlukla bence tutkuları tamam. Şimdi o sahi Samuel dünün kötülerinden biriydi. Bu adamın tutkusunda bir eksik olduğunu düşünmüyorum. O sayı Samuel'in kapasitesi bu. O sayı Samuel'den faydalanman için çok iyi organizasyon olması lazım. İyi organizasyon olursa görev adam olarak iş yapabilir. Nazım Sangare dünün kötülerinden. Zaten sezonun kötülerinden bana Doğru. Sorsan. Ama Nazım'ın tutkusunda isteğinde bir eksik mi var? Bence yok. Ama kapasitesi bu, çapı bu. İyi bir organizasyon içinde Nazım parlar. Ama kötü organizasyon içinde Nazım'ın defor ortaya çıkar. Samuel'in defo Miha Zayt's kötü bir oyun oynadı. Miha Zayt's, tutkusu, arzusu, isteği eksik bir oyuncu değil bence. Ama işte iyi şeman olması lazım. İyi organiz. E Slavya Prag'da Nazım'dan ya da Osayi Samuel'den çok kaliteli oyuncular mı var? Hayır. Aslında o seviyede oyuncular var. Ama o seviyede oyuncuları bir tek direktör grup dinamiği içinde değerlendirmeyi beceriyor. Bir takım üyeti onlara kazandırıyor. Beraber işte altın çizdiğiniz bir kuş sürüsü nizamında hareket ettirmeyi becerebiliyor. Fenerbahçe'nin beceremediği bu. Üstüne üstlük. Bu vasat sayılabilecek oyuncuların dışında Fenerbahçe'nin bayağı da kaliteli oyuncuları var. İşte Valencia kaliteli. Mert Hakan Yandaş kaliteli. Salah Ekim üst düzey oyuncular. Ferdi Kadıoğlu kaliteli. Bir taraftan kaliteli oyuncuları da var Fenerbahçe'nin. Yani bu seviyede Slavya'da ya yok oyuncu ya da bir iki tane var. Daha fazla yani sahadaki en kaliteli beş oyuncuyu sıralasam muhtemelen dördü Fenerbahçelidir. Ama durum böyleyken kalitelerini de sağa yansıtabilecek bir oyun ortaya koyamıyorlar. Gelelim Ferdi Kadıoğlu'na. Ferdi Kadıoğlu'ndan bahsediyorum. Sözünüzü böldüm. Buyurun. Şimdi bu çocuğun bence en önemli farkı buz adam olması. Etrafında yaşayanlardan çok fazla etkilenmemesi. Belki Hollanda yetiştiği için olabilir. Belki mizacından dolayı olabilir. Çünkü Fenerbahçe'nin şu an en deneyimlerinden biri. Geldiğinden beri Fenerbahçe'ye 188 tane tek direktörle 350 tane e, şeyle spor profesyoneliyle çalıştı. Hiçbir şey değişmedi. Kulübe de oturttular, görmezden geldiler. 5 dakika oynattılar, 15 dakika oynattılar, 90 dakika oynattılar. Açık oynattılar, orta saha oynattılar, bek oynattılar. Fark etmiyor Ferdi için. Ferdi çıkıyor ve yüzde yüzünü veriyor. Belli ki etrafında olanlardan, etrafında yaşayanlardan e, etkilenmeyen bir sporcu Ferdi Kadıoğlu. Dün de bunu gösterdi. Kendini hep hazır tutuyor mevkisinin gereklileri, oyunun gereklileri neyse onu ortaya koyuyor. Ee, ama Ferdi'nin antrene edilmeye çok fazla ihtiyacı olmayabilir ama diğer birçok oyuncunun var. Yani Ferdi'yi antrene etmesen de Ferdi gerekeni yapıyor ama böyle oyun çok fazla değil. Ferdi Kadıoğlu Premier Lig için adı geçiyor. Premier Lig'e e de gitse muhtemelen orada iyi performans gösterecek belli. Bu çocuğun altyapısı iyi. Bu çocuğun mental seti iyi. Mindset'in Zihin. Zihinsel seti değil mi? Zihinsel şeması evet. iyi. Bu çocuğun zihninde bir şeyler doğru. Bireysel bir spor yapsaydı muhtemelen başarılı olurdu. Tenis oynasaydı. Boksör olsaydı muhtemelen Ferdi Kadıoğlu başarılı olurdu. Bir grup içinde bile bunu başarabiliyorsa bireysel olarak bu kadar ayakta kalmayı, mentor olarak bu kadar ayakta kalmayı demek ki bireysel spor yapsaydı başarılı olurdu. Ama Fenerbahçe'de takımın diğer üyeleri, diğer elemanları... Ferdi kadar güçlü değiller. Ferdi kadar soğuk kalın değiller. Onların iyi bir tek direktöre ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin iyi bir tek direktörü yok. Ha şöyle olsaydı. Şöyle bitireyim lafı. İki takımın tek direktörlerini değiştir. Dört yıl falan çalışmasına gerek yok Trapişovski'nin. Bak öyle bir iddiam yok. Bu sezon başında Fenerbahçe'nin başına Trapişovski gelseydi Slavia Pırağı'nın başına da Pereira ya da İsmail Kartal gelseydi ne olurdu? Bence dün Fenerbahçe, Slavia Pırağı yani Trapişovski'nin Fenerbahçe'si Pereira'nın Slavya yaprağını ya da İsmail Kartal'ın Slavya yaprağını 3-0 yenerdi. Yani tamamen tek direktör farkı. Bu skorun nedeni, bu oyun farkının nedeni tamamen tek direktör farkı. Yani başka bir şey değil. Değerli izleyenler dün akşam UEFA Konferans Ligi'nde maç sonuçlarına da şöyle bir göz gezdirelim. 17 Şubat itibariyle. Temsilcimiz Fenerbahçe Slavia Praga konuk etti ve deminden beri konuştuğumuz üzere maç e, Slavya Pragın 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı. PSV Eindhoven Makabi Tel Aviv'i 1-0 mağlup etti. Rapid Wien Vitesse'yi 2-1 ile geçti. İlk maçta Mitilen Pauk maçı Danimarka temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Partizan Sparta Prag deplasmanından 1-0 galip dönüyor. Leicester City Renders'ı 4-1 yendi. Celtic kendi evinde Bodo Glimt'e 3-1 yenildi ve Marsilya Karabağ 3-1 ile geçti. İlk maçlarda, ikinci maçlarda ee, bu turun ikinci maçları da 24'ünde 24 Şubat'ta oynanacak. Şimdi e... UEFA Avrupa Ligi'de geldi. Lütfen buyurun. Ee, Real Betis dün belirtmiştiniz Uğur Bey Zenit deplasmandan galip dönüyor. Ee, Borussia Dortmund kendi evinde Rangers'a 4-2 mağlup oldu. Barcelona Napoli maçı 1-1 eşitlikle bitti. Şerif Braga'yı 2-0 mağlup etti. Belki gecenin ee, şaşırtıcı sonucu diyebilir miyiz bilmiyorum. Diyebiliriz. Sevilla-Dinamo-Zagreb'i evet. 3-1 etti. Porto-Lazio maçı Porto'nun üstünlüğüyle tamamlandı. Leipzig-Real Sociedad maçı 2-2 bitti. Atalanta'da Olympiakos'u 2-1'le geçti. İlk maçtı. Konferans ligi sonuçlarını e, incelersek orada bir detay ön plana çıkıyor. Mitiland ve Bodo Glimt iki tane proje takımı. Biri Danimarka'nın, biri Norveç'in proje takımları. Mitiland son yıllarda zaten ekstra antrenman metotlarıyla işte zaten Liverpool'a e, taç hocası ihraç ettiler. Mitilant'tı değil mi? Yanılmıyorum. Danimarka Ligi'den olduğu kesin de Mitilant'tandı eğer yanılmıyorsam. E, taç hocası ihraç ettiler. Mitilant duran top çalışmalarıyla. Mitilant e, kendi coğrafyasından Hinterland'dan bulduğu ve geliştirdiği oyuncular çok dikkat çekiyordu. Bakın UEFA konferans liginde Pavok'u yenerek muhtemelen bütçe olarak da bu turun en zayıf takımlarından biri Mithiland. Avantajlı bir skor almış. Diğeri de Bodo Glimt. Geçen sezonki iki tane süper oyuncusunu, biri Holge Milan'a gönderdiler. Hızlı kanat oyuncusu. Milan'da onu kiraladı. Biri Zincan'la gel. Ee, o da yanılmıyorsam İngiltere Championship'a gitti. İki önemli oyuncularını kaybetme rağmen Celtic'i, ki Celtic de çok iyi proje takımı aslında bakarsan. Celtic'i deplasmanda 3-1 yanılar. Yani çok flash sonuçlar. Bunlar bütçe olarak Bodo ve Mithiland muhtemelen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın 4'te biri düzeyindeki takımlar, beşte bir düzeyindeki takımlar bir üst tur avantaj sağladılar. Yani burada dikkat çeken iyi projeler, iyi sonuçta alıyorlar. Glasgow Rangers bir başka iyi proje. Steven Gerrard oradaydı, ayrıldı, Premier Lig'e gitti. Van Bronckhorst'a devam ettiler, projeyi sürdürdüler. Gayet iyi gidiyorlar. Borussia Dortmund deplasmanları süper bir galibiyet aldılar. Maçı 4-1'e getirdiler. Önce 3-0'a sonra 4-1'e. Dolayısıyla sanırım bu sonuçlardan çıkarmamız gereken ders tekrar altın çizmek gerekirse futbol hafta içinde kurgulanan hafta sonunda sahnelen bir oyun. Sağ dışında kurgulanan sağ içine sahnelen bir oyun. Yani her şey çalışma ile ilgili, çeşitli çalışmalarla ilgili. İzleyicimiz Gürkan Bey, Gürkan Mutlu. 2000'lerde dört büyüklerin dışında Gaziantepspor'un Spor'un, Gençler Birliği'nin, Denizli Avrupa'da destan yazdığı günlerden bu hallere geldik. Uğur Bey nerede yanlış yapıyoruz? Futbolumuzda böylesi bir düşüş nasıl olur? Evet iyi bir tespit. 2003 Gençler Birliği, UEFA Kupası sonun 16, Valencia'ya detaylarda kaybetti. Bence bir hakem hatasıyla kaybetti. Valencia o sene hem UEFA Kupası şampiyonu hem İspanya'da Liga şampiyonu hem de Avrupa Süper Kupa şampiyonu oldu. O müthiş Valencia'ya Gençler uzatmalarda kaybetti. 0-1-1-0 bitti maçlar. Uzatmalarda kaybetti. Muhteşem bir kadrosu vardı. David Villa, David Silva gibi ee, çok ciddi yıldızlar da o dönemde Valencia'dan geldi geçti. Denizli Spor yine Rıza Çalınbay yönetiminde Mourinho'nun portosuna kaybetti. Oraya kadar geldi. Son 6'ya kadar Porto Osone UEFA şampiyonu oldu. Ee, Gaziantep Sporu'nda bir Roma galibiyeti var. 1-0 yine Nurullah sağlamla ve iyi bir çizgisi var. Gerçekten de Avrupa'ya da 6 takım gönderdiğimiz bir dönem var orada. 2002-2003 6 takımla Avrupa'ya gitmiştik. Nasıl böyle oldu? Tabii e, bir ligin orta sınıfı iyi olunca üst sınıf da iyi oluyor. Üst sınıfı iyi olunca orta sınıf da iyi oluyor. O dönem Galatasaray, Fatih Terim, milli takım bir lokomotif olarak Türk futbolunu biraz ileri çektiler. O da Beşiktaş'ı da Fenerbahçe'yle Anadolu futbolunda olumlu bir şekilde etkiledi diye düşünüyorum. İyi yabancılar geldi o dönem lige. Onlar yerli futbolunu da öne çektiler. İyi tek direktörler var. Şimdi bahsettiğimiz takımlar genç bir Ersun Yanal. Çok tutkuluydu. Çok çalışkan da Çok inovatifti. Yaratıcıydı. Dünya ile paralel gidiyordu. Bugün var mı? 40'lı yaşlarındaki Ersun Yanal'ın muadillikte var mı? Nurullah Sağlam daha 40 yaşına bile değildi. Gaziantep'i Avrupa'da o seviyeye getirdiğinde 40 yaşının altındaydı. Ee, yine bahsettiğimiz örnekler Rıza Çalınbay 40'lı yaşlarının başında. O dönem inovatifler, yaratıcılar. Bugün yerli tek direktörlerde bence karşılıkları yok. Türkiye'de artık böyle tek direktörler yok. Yani umarım olur. Emre Belezoğlu umut veriyor. Çağdaş Atan umut veriyor. Okan Buruk öyle. Umarım olur ama o dönem bakınız Türk futbolunda tek direktörlük seviyesi sanki biraz daha iyiymiş. Onlar da bu işleri başarmışlar. Tabii ki faktörlerden biri bu. Bir sürü faktör var da bir tanesi bu bence şu tek direktör eğitimlerini değiştirmemiz lazım. Yerli tek direktör standartı yükseltmemiz lazım. Yani Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Beşiktaş'ın ben bir arada üçünün birden böyle tek direktörler tarafından çalışırdığını hiç hatırlamıyorum. Üçünün birden böyle tek direktör seviyesinin bu kadar aşağı düştüğünü hatırlamıyorum. Bir antrenör seviyesi problemimiz var. Dünkü maçın ardından UEFA ülkeler sıralaması grafiği de bu şekilde değişti. 15'in dışına çıktık tekrar. Evet. İlk 15'te işte kalamazsak Avrupa'ya 5 takım gönderemeyeceğiz. 4 takım gönderebileceğiz artık ve 4'ü de en az iki ön eleme oynayacak. Bir sonraki sezon değil bu arada. 2 sezon sonra. 2 sezon sonra yani 2023-24 sezonunda Avrupa'ya 4 takımla gitmeye ve hepsinin 2-3 önemli oynamasına bayağı yakınız. Ha bu arada böyle bitirirsek Avrupa Ligi'ne takım da gönderemeyeceğiz. Bir takım şampiyonlar yönelemesine, 3 takım da konferans yönelemelerine gidecek. Yani tablo gitgide kötüleşiyor ki rakiplerimizin temsilcileri de iyi sonuçlar aldılar. Ee, çok umut vermiyoruz maalesef. Maalesef. Var mı eklemek istediğiniz e, dün akşamki maçla alakalı, futbolla alakalı ya da genel olarak değerlendirmelerinizle alakalı? Çünkü bir araya gideceğiz. Lütfen. Değerli izleyenler bir ara verelim ardından da malumunuz e, Sport Otosüper Lig'e döneceğiz. 26. hafta bu akşam itibariyle başlayacak. E, hem e, maçlar hem de gazetelerimizle karşınızda olacağız. Araya gitmeden önce de belirttiğimiz üzere Sport Auto Süper 26. hafta başlıyor. Hemen programı getirelim değerli izleyenler. Ekranlarınıza bu akşam saat 20'de 2 karşılaşma var. İttifak Holding Konya Spor Kasımpaşa ile oynayacak. Aynı saatte Çaykur Rizespor Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Yarın Cumartesi günü Özgür Kablo Yeni Malatya Spor Fraporta Vantalya Spor günün ilk maçında saat 13.30'da oynayacak. Yukatel Kayseri Spor rakibi GZT Giresunspor olacak saat 16'da ve akşam saat 19'da yarın akşam Beşiktaş Altay ile karşı karşıya gelecek. Pazar günü saat 13.30 günün ilk maçı Gaziantep Adana Demirspor'u konuk edecek. Aytemiz Alanyaspor'un rakibi Trabzonspor bu maç saat 16'da başlayacak. Vavakars Fatih Karagümrük Demir Grup Sivasspor'la oynayacak. Maçın başlama saati yine 16 ve akşam saat 19'da Fenerbahçe Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya gelecek. 26. haftanın kapanış maçı ise pazartesi akşamı saat 20'de oynanacak ve Galatasaray Göztepe deplasmanına çıkacak. Şimdi değerli izleyenler geçtiğimiz günlerde biz de programımızda sıklıkla dile getirdik. Bu konulardan birisi Galatasaray'da Galatasaray'ı konuşurken gündeme getirdiğimiz konulardan bir tanesi genç futbolculardan Kerem Aktürkoğlu'nun sözleriydi. Bir sıkıntılı dönem yaşadık ve bundan nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz demişti. Bir maç sonu verdiği röportajda fikri takipten hareketle Posta Gazetesi'nden bir başlıkla devam edeceğiz. Şimdi mental düşüş yaşadık. Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu. Bulunduğumuz durum büyük bir hüsran. Mental olarak bu düşüşü doğru yönetemedik. Bahane yok. Bunu düzeltecek olanlar olan da yine bizleriz dedi. Marka ile yaşadığı kavgayı unutup hayatına devam ettiğini, her maçı tekrar 90 dakika izleyip hatalarını belirlediğini söyleyen Kerem, forvet olarak başlayıp forvet arkasıyla devam eden kariyerini sol kanat oyuncusu olarak sürdürdüğünü de ekledi. Futbol artık bir iş. Bu işi yapacaksan hayatından taviz vereceksin. Profesyonelce yaşayacak ve profesyonelce çalışacaksın. Ailemin desteği olmasaydı ben bunu başaramazdım. Galatasaray'ı tutuyordum. Teklif gelince de çok sevindim. Bu takımda olmak da bana gurur veriyor sözlerini gazete aktarmış Kerem. Goller sonrası yaptığı Harry Potter sevinciyle alakalı olarak da "Gözlerim hassas ve dinlendirmek için gözlük takıyorum. Bir benzerlik olduğunu söylediler. Sonrasında da böyle bir gol sevinci aklımıza geldi." Galatasaray ara transferde Barcelona'dan İnyaki Penya'yı kiralamıştı. Penya 1-1 biten Alanya ve Kayseri maçlarında kaleyi korumuştu. 13 Aralık 2021'de oynanan Sivas Demir Grup Sivas Spor maçında sakatlanan Fernando Muslera antrenmanlara başladı. 35 yaşındaki Uruguaylı kalecinin bu hafta olmasa da 27 Şubat'taki Rize maçına hazır olacağı belirtiliyor. Domenek Toreni ise Mustera mı Penya mı şeklinde zor bir seçim bekliyor demiş Mustera müjdesi başlığı altında. Galatasaray'dan bir başlığımız daha var bu yeniden yapılanma haberlerini derleyip toparlamış ama önce her, isterseniz bununla e, başlayalım. Bir nasıl demek lazım ona e, söylediklerinin daha önce ifade ettiklerinin ya da içinde bulunduğu durumun bir sağlamasını yapmış ve belki de bir geri dönüp bakarak bir öz eleştiri, bir eleştiri ile bu sözlerde gazetede yer bulmuş Kerem Akdürkoğlu'nun. Şimdi Galatasaray bu sezon bir e, kadroda gençleştirme operasyonu gerçekleştirdi. Gerçekten de bunu samimiyetle yaptı. Bugün kadronun yarısı yaklaşık 25 yaş altı. işte. Penya yani oynayan oyuncuları söyleyeyim. Penya 22, Nelson 23, Markao 25, Saşa Boyi 21, Çikalda 24, Berkan 24, Kerem 23, Barış Alper 21, Morutan 22, Mustafa Muhammed 24, Halil 22. Say say bitmiyor. Bunların da birçoğu Asya'da 15-16 kişilik geniş havuz içindeki oyuncular. Bu kadar çok 24-25 yaş altı deneyimi çok güçlü olmayan, çok uzun süre üstlük oynamamış ya da Avrupa futbolu oynamamış oyuncunuz olunca tabii doğal olarak e, toplam mantalitede işler kötü gittiğinde bir takım aksaklıklar çıkabiliyor. İşler iyi giderken genç takım avantaj, dinamik olurlar. E, mutlu günlerinde daha iyi performans gösterirler, daha çok koşarlar. Size daha fazla enerji vaat ederler. Ama işler kötü giderken işte o e, dizler titremeye başlayınca bu kadar çok genç oyuncu olması dezavantajı dönüşebilir. Kerem Aktürkoğlu da konuşan bir çocuk. Konuşmasını seviyorum. Kendini iyi ifade eden ve çok fazla filtre kullanmayan kafasından geçenleri ile dudakları arasında çok fazla mesafe olmayan bir oyuncu. Kerem de dahil birçok genç oyuncuda ciddi gerileme var. Fatih Terim'in çalıştığı son iki ayda bu gerileme hissediliyordu. Torrent'in çalıştığı bir ayda da çok net bir şekilde su yüzüne çıktı. Halil Dervişoğlu'nda ciddi gerileme var ama dediğim gibi Terim döneminde başladı bu gerileme. Morutsan'da ciddi gerileme oldu. Kerem'de ciddi gerileme oldu. Mustafa Muhammed'de dönem dönem gerileme oldu. Berkan'da korkunç bir gerileme var. Çıkaldao'da korkunç bir gerileme var. saşa Boyu sakatlıktan henüz aynı seviyede doğal olarak dönemedi. Iniesta'ki Peña yeni oyuncu tabii evet. ki ama bu kadar çok oyuncuda gerileme olunca total performansta bir gerileme oldu. Yani birkaç seri galibiyete ihtiyacı var Galatasaray'ın kabul etmek lazım. Birkaç seri galibiyeti olursa o mental toparlanma da olur. Ya da bilemiyorum tek direktörler ne kadar ekiplerinde mental danışman, psikolojik danışman bulundurmayı tercih ediyorlar. Galatasaray tercih eder mi? Böyle bir destek. İhtiyaç var mı? Faydası olur mu? Bunu düşündüler mi? Değerlendirdiler mi? Onu da biliyorum, bilemiyorum tabii ama dünyada birçok büyük grupta spor psikoloğu istihdam ediyor. Türk kulüplerinin çok yaygın değil. Az önce Kerem Aktürkoğlu'nun sözlerinden okuduk. Artık bu bir iş diyor. Profesyonelce bakman lazım ve hayatını buna göre yaşaman lazım. Bunun getirdiği çünkü stresli bir iş yapılar. Tamam bazen hepimizin çok kolayına göre ya çıkıyorsun 90 dakika oynuyorsun vesaire. Herkesin bir bakış açısı var elbette ama e, o psikolojiyi idare etmek kolay değil. Hele ki büyük takımda oynuyorsan o psikolojiyi idare etmek hiç hiç kolay değil. Dolayısıyla e, ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani buradan zarar etmeyeceklerini varsayıyorum. Kulüpler eğer yapmıyorlarsa böyle bir şeyle, yaklaşımla herkesin faydasını olacağını düşünüyorum. Şimdi Salzburg takımını dün konuştuk. 10. dakikada sakatlandı o Okafor. Onun yerine bir başka genç oyuncu girdi. Adamı girdi. 15 dakika sonra gol attı. Yani onun dizleri titremiyor nasıl başarıyorlarsa. Ya yani 10. dakikada birine sakatlanıp onun oyuna girmesi aslında zor bir sınav. Veya Salzburg takımı yaş ortalaması 22-23 seviyesindeydi. 20 yıldır şampiyonlar gibi eleme turlarına çıkan en genç takım. Teknik direktörleri de 33 yaşında. Yani bırakın futbol deneyimi hayat tecrübesi olarak bile bayağı geride. 33 yaşında bir teknik direktörleri var. Şimdi nasıl başarıyor? Salzburg takım bunu nasıl başarıyor? 33 yaşında teknik direktör, 22-23 yaş ortalama bir takımla Bayern Münih gibi belki de dünyanın en büyük futbol organizasyonuna karşı mental olarak zayıf kalmamayı nasıl başarıyorlar? Destek dediğimiz zaman belki yanlış anlaşılıyor destek kelimesinin algısı ama e, şemalar içerisinde bahsettiğiniz yapılanma var Avrupa Kesin Futbolu'nda. Var. Şemalar içerisinde bu işin mental olarak, psikolojik olarak yönetiminde destek meselesi bir grup olarak yer tutuyor kendisine. Var. Dolayısıyla onların da işini yaptığını varsayarsak dediğimiz noktaya, dediğiniz noktaya geliyorlar diye düşünüyorum. Öyle zannediyorum. Yani de, destek dediğiniz zaman illa yani böyle çok bunalım ya da ağır bir depresyona destek diye düşünmeyin. Bu özgüvenin belli bir seviyede korunabilmesi, e, oyuncunun günlük hayatını idame ettirebilmesi. Bazen çok zor olabiliyor değil mi? Aynen öyle. Meşhur Her sabah kalk, var. antrenmana git, zaman zaman zorlanıyordur insan yani. Mark Bruce muydur Steve muydu? Bruce muydu? Bir Manchester United maçı öncesi takımına 300 Spartalıyı izletiyor. Motivasyon sağlamak için çıktı. 7 tane yedik diyor oyuncu. <laughs> Yani dediğiniz gibi destek deyince aklımıza böyle şeyler geliyor ama değil. değil. Bundan değil. ibaret değil. Veya tedavi değil karşılığı. Bütüncül olarak sezon geneline veya Bravo. yıllar geneline yayılarak ele alıyorlar bu spor psikologları veya spor psikoloji ekipleri işi. O şekilde ele alıp o şekilde bir süreç işletiyorlar. Salzburg takım belli ki bunu çok iyi yapıyor. Luis Campos aslında bunun için danışmanlık aldın bir adam bana sorarsan sadece transfer danışmanlığı değil mesela Başkan Elmas Luis Campos'a danışır mı ya Monaco'da genç bir takımdı sen orada sportif direktörken veya Salzburg bu işi nasıl beceriyor hani Avrupa futbolunda dünya piyasasında spor psikolojisi alanında bize önerebileceğin biri var mı madem İtalyan bir sportif direktör getirdin ki dün resmi olarak açıkladılar ya madem Luis Campos'a danışmanlık yapıyor bu anlamda belki o anlamda destek yani kulüp şeması yapılanma konusuna destek alınabilir sanki. Madem öyle sözü oraya getirdiniz hemen bir sonraki sayfamıza geçelim. Hürriyet gazetesi Galatasaray yeniden yapılanıyor başlığını atmış. Burak Elmas'ın başlattığı Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın başlattığı operasyonun son hamlesi Pascal Sensibile oldu. Aslan'ın yeni sportif direktörü çok geniş yetkilerle çalışacak. İtalyan sportif direktör kulüpte en yetkili üçüncü isim oldu. Sarı Kırmızılı kulüpteki yeni görev şemasında Teknik direktör Domenek Toren Sensibile'ye bağlı olarak çalışacak. İtalyan sportif direktör de Luis Campos'a rapor verecek. Başkan Burak Elmas da en tepedeki isim olarak çalışmaları denetleyecek. Sayfanın en sağında görüyorsunuz kim kime raporlayacak şeklinde. Teknik direktör Domenek Toren Sensibile'ye bağlı olarak çalışacak dedik. Ee, Burak Elmas en tepede olacak. Yıllık 400 bin euro ücret alacak olan Sensi beraberinde bir de İspanyol scout getirdi. 60 bin euro yıllık ücrete getirilen yeni scout Galatasaray'daki oyuncu izleme ekibinin başında görev yapacak. Sensibile'ye Florya Metin Oktay tesislerinde Tore'nin ofisinin hemen yanındaki olanın tahsis edildiği belirtildi. Burada Sensibile'nin kariyerinden satır başları verilmiş sarı kutucuğun içerisinde ve Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun sözleri burada da yer bulmuş kendisine. Az önce okumuştuk. Taraftara karşı çok mahcubuz cümlesi başlığa çıkarılmış. Bu sezon şanssızlık peşimizi bırakmadı. O kadar kötü durumdayız ki hem taraftara mahcubuz hem de sevdiklerimize, ailemize sözlerini aktarıyor. Şimdi bu meseleyi iki açıdan ele almak istiyorum. Birincisi, dün de değinmiştik, e, yönetim kurullarının altında bir sportif yönetim kurulu olmasında fayda var. Özellikle Almanya 1. Bundesliga ile bizim lig arasındaki farkı açıklarken, orada da yönetim kurullarında psiyolar, zengin iş adamları, e, milyonerler var. Ama direkt olarak tek direktörü onlar seçmiyor, onlar yönetmiyor. Arada bir... Paratonel olarak sportif yönetim kurulu oluşturuyorlar. Orada sportif direktör olabiliyor. CEO olabiliyor, CFO olabiliyor, scout ekibinin başı olabiliyor, başkan danışmanı olur. 4-5 kişilik spor kökenli bir ekip yönetim kuruluyla tek direktör arasında başka bir kurum. Hiyerarşik başka bir aşama. Galatasaray biraz onu yapıyor. O açıdan olumlu. Başkan danışmanı var artık değil mi? Arada yönetim kurulu tek direktör arasında veya bir transferle ilgili karar verileceği zaman, bir oyuncu ile ilgili karar verileceği zaman masaya başkan da oturacak evet yönetim kurulundan belki bir üyede oturacak ama sportif direktörde oturacak, başkan danışmanında oturacak, tek direktörde oturacak. Daha kalabalık ve işin içine daha fazla futbol aklı sokularak alınacak o karar. Bu kısmı olumlu. Ancak Adil Demirçubu'nun haberinde yapılanma dikey bir yapılanma olarak göstermiş. Evet. Öyleyse mesela oraya itirazım var. Ben kulüplerde yap yapılanmalarım yatay yapılanma şeklinde oluşması düşünüyorum. Bak Fenerbahçe'de bu hatayı yaptı. Ali Koç Damyan'ı sınırsız yetkiyle görev getirdi Damian Komoli. Ve e, şu an yeri geldiçe söylüyorum. Ben o dönem Ali Koç Damian Komoli konuşma fırsatı bulmuştum. Ve o enerjiyi almıştım. Damian Komoli'yi tek yetkili gibi. Adeta kulübün anahtarını teslim etmek suretiyle getirdi. Transferlerden tek sorumlu. Tek direktör seçimi onda. İşte takımın geleceğini o planlayacak. Hayır. Neden kulübün anahtarını tek bir kişiye teslim ediyorsun? Bak Damian Komoli'ye teslim edilen o anahtar Fenerbahçe'yi 2-3 yıldır en direkt şekilde etkiledi. Komolü'nün yaptığı transfer hatası bile. Damian Komolü'yü getir. Damian Komolü değerli bir spor adamı. Ama orada bir yatay yapılanma oluştur. Masada Komolü de olsun. Sen de ol. Bir yönetim kurulu üyesi de olsun. Ee, başkan danışmanı da olabilir Bir sporun içinden gelen Galatasaray'da olduğu gibi tek direktör de olsun değil mi? Beraber alınsın kararlar. Kolektif akıllı. Kolektif akıl oluşturursun. Evet çok iki sözcükle özetlemiş oldunuz. Şimdi Komolü diyor ki o günlerde Lil Başkan'ını aradım bana istediği oyuncuyu verebileceğini söyledi. Ben de hiç düşünmeden Benziya'yı tercih ettim. Keşke biraz düşünseydin. <laughs> öyle Doğru. değil mi? Lillioca iyi oyuncu varken Yasin Benziya'yı getirdin. Ve bunun gibi birçok hatalı transfer yaptın Fenerbahçe o dönem. Ve Fenerbahçe onların bedelini hala ödüyor. Bu Damian Komoli Maalesef. kötü bir spor adamı yapmaz. iyi bir spor adamı. Ama kulübün anahtarını hiç kimseye teslim etme. Ruiz Campos'a teslim etme. Sensi teslim etme. Scout... Ekibinin başına getirdiğin 60 bin euro'yu getirdiğin kişiye teslim etme. Hepsi masada olsun. Ortak akılla, kolektif akılla hareket O yüzden o şema biraz beni meraklandırdı. Herhalde zaman içinde göreceğiz. Gerçekten böyle dikey bir şeman var. Yoksa bir yatay yapılamam oluşacak. Galatasaray demişken, Uğur Bey isterseniz bugün cuma, yarın programımız yok malum. Pazartesi günü gerçi konuşuruz yine ama öncesinde Göztepe-Galatasaray karşılaşması adına birkaç cümle yorumunuzu da rica edip bir sonraki başlığımız Beşiktaş'a öyle geçelim. Galatasaray için Dominik Torrent için gerçekten e, görev zamanlamasının şanssız bir şanssızı da fiksür oldu. Yani gerçekten zor bir fiksürle karşı karşıya kaldı Dominik Torrent. İşte ligin lideri, muhtemelen şampiyonluk yolcusu Trabzonspor değil mi? Dominik Torrent ilk üç maçından biriydi. Yine ilk üç maçından biri ligin belki de en fazla topa sahip olan takım olarak sezonu bitirecek Alanya Spor yine ligin son dönemde yaptığı oyun standardı çıkışıyla her takım için tehdit oluşturabilecek Kasımpaşa. Şimdi de ligin fiziksel olarak en iyi takımlarından biri, en iyi yönetilen teknik olarak en iyi yönetilen takımlarından biri Göztepe. Üstelik en büyük sorunları Santrafor'du. Franco Di Santo takviyesiyle bence onu da çözme konusunda önemli bir adım attılar. Yani Torrent'te biraz zor bir fiksürle karşı karşıya kaldı. Di Santo biraz şanssız başladı demek lazım herhalde. İki Aynen direkt. öyle. O yüzden gösteri maçım da asla e, Domenek için Galatasaray için kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Kayseri maçındaki Galatasaray'ın iyi tablosunu değerlendirirken şunun altını çizmiştim. Kayseri maçını referans alabilir miyiz emin değilim. Çünkü Kayseri öne baskıya gelmedi. Alanya öne baskıya gelmişti. Galatasaray geriden çıkarken zorlanmış ve sürekli İnyaki Penya'ya oynamak durumunda kalmıştı. Penya da 50-60 metrelik orta mesafe paslarla oyun kurmaya çalışmıştı. Babel'de onları indirmeye çalışmıştı. Şimdi eğer Göztepe'de önde baskı yaparsa ki yapıyorlar. Göztepe'nin oyun repertuarı içinde önde baskı var. Galatasaray yine aynı handikap mı yaşayacak acaba? Yine pas 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 Penya oynayacak. Penya 50-60 metre top atacak. Eğer böyle oynanacaksa gomisle oynamaları lazım. Mustafa Muhammed girdi gol attı. Hava toplarında iyi bir oyuncu Mustafa Muhammed. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ama Galatasaray böyle oynayacaksa Oyuncusu. Penya yine 20 tane 50-60 metre top atacaksa orada daha doğru pozisyon alan stoperlerle boğuşmayı daha iyi bilen, topu orada indirip oyun kurabilecek uygun santrfor Galatasaray'da Gomis. O yüzden Göztepe sınavında hiç kolay olacağını düşünmüyorum. Birinci konu bu. Santrfor tercih. İkinci konu da Alanya maçına Kayseri maçına iki maçlı maçta ön plana çıktı. Alanya maçında Berkan Taylan orta sahasıyla çıkışta zorlandılar. Birinci, ikinci bölge geçişinde. Kayseri maçında da ikinci, üçüncü bölge oyununda eksik kaldılar. Orada kalite, toplam kalite eksik kaldı. Ben Dominic Torrent'in bu başta Berkan Taylan'ın birinden en azından a mümkünse ikisinden fedakar edeceğini düşünüyorum. Ee, bek Ömer Farnan Oltun yerine malum opsiyonlardan hmm. bir tanesi. Emre Kılınç sağlığına kavuştu. Sağ açık olarak ya da on numara olarak oynayabilir durumda. Halil Dervişoğlu yine sadece onu hedef santif olarak düşünmemek lazım. On numara ya da kanat oyuncusu olarak kullanılabilir. Bunları kullanmak suretiyle Berkan Taylan'ın ikisinden birden fena geldi. Pekala orta sahada. Pulgar Çikaldağ ile başlayabilir. O zaman da hem birinci ikinci bölge geçişinde hem de ikinci 3. bölge toplam kalitede Galatasaray avantaj sağlar. İkinci konuda bu. Bunlar olmazsa çok zor Torrent'in işi. Göztepe hiç kolay bir rakip değil Galatasaray için maça henüz e, yani bugünü saymazsanız 2,5 3 gün var. Pazartesi akşamı oynanacak ama bugünden baktığımızda e, projeksiyonumuz bu diyelim ve Beşiktaş'a geçelim ama değerli izleyenler geçmeden önce bir kısa aramız daha var. O aramızı da verelim. Ardından da e, Sabah gazetesi ile ve Beşiktaş'la devam edeceğiz. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Başlığımız Cenk'i Çebi bitirecek. Beşiktaş Başkanı golcü futbolcu için bizzat devreye girecek. Mayıs ayında yapılacak kongre sonrası Ahmet Nur Çebi milli oyuncuyla masaya oturacak. Tecrübeli golcü de Beşiktaş'la görüşmeden başka bir kulüple anlaşmayacak. Bu sezon sadece 11 dakika oynadı. Tecrübeli futbolcunun aklındaki rakamsa 2 ila 2,5 milyon euro civarında olduğu ifade edilmiş. Uzun bir sakatlığın ardından Kasım ayında İngiliz ekibiyle çalışmalara dönen Cenk Tosun, bu sezon sadece 3 resmi müsabakada 11 dakika sahada kaldı. Takım adına gol ya da asist katkısı veremedi. Bu arada Beşiktaş Başkanı Ahmet Durçebi 3. kez Covid-19'a yakalandı demiş gazete. Kulüpten yapılan açıklamada rutin kontrolden geçen Ahmet Durçebi'nin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. İzolasyon ve tedavi süreci başlayan Ahmet Nurçebi daha önce iki kez koronavirüs geçirmişti. Mayıs 2020 ve Aralık 2020'de çok geçmiş olsun diyelim. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebi bir an önce sağlığına kavuşmasını, temennisini dile getirmiş olalım. Beşiktaş'ın dün sabah yaptığı antrenman sırasında sakatlanan piyan için MR'ı çekildi. Kulüpten yapılan açıklamada boşnak futbolcunun alt baldır arka adelesinde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi. Altay maçında cezalı Mişi Batçuayının yanı sıra sakatlıklara devam eden Kayeler'in ve Rıdvan Yılmaz'dan yararlanamayacak olan teknik heyet Pjanic'ten gelen kötü haberle iyice sıkıntıya düştü. Ee, alt balı gerilme ve kanama. Tesbih yani Pjanic Kartal'da Pjanic şoku diye duyurmuş. Ee, bir sonraki sayfayı da aslında hemen arkasında okuyalım isterseniz çünkü e, özür dilerim. Ha Milliyet Gazetesi piyanişten kötü haber diye devam ediyor. Az önce okuduğumuz gelişmeleri aktarıyor ve büyük puntoyla Kartal'da çare Güven ve Kenan Kenan derken? Kenan Karaman peki. Beşiktaş 6 ay karşısına cezalı Batşuay ve sakatlığı bulunan Larin'den yoksun çıkacak. Teknik direktör Önder Karaveli hücum hattında yaşanan sıkıntıyı Güven Yalçın Kenan Karaman formülüyle çözmeyi planlıyor. Peki nasıl yerleştirmeyi planlıyormuş acaba oyuncularını? Ee, buna göre sol kanatta büyük olasılıkla Kenan ilk 11'de sahaya çıkacak demiş. Elbette biraz espri de içeren bir cümle kurmama müsaade edin. Kalilerin de son maçta son oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında Kenan Karaman kadar oynamıştır herhalde bugüne kadar diye. Süz deyip sözü size bırakayım. Evet Batu Şay ve Larry'nin son dönem performansı çok tatmayacı değildi. Tatmayacı olmaktan e, uzak olmakla birlikte bir de ciddiyet konusunda ya da e, tutku konusunda sanki biraz eksiklikleri vardı. Burada da görüntülerle Beşiktaş Adalemir'in müsabakasından sonra analiz etmiştik. Çok kolay, hücumda çok kolay top kayıpları yapan Larin ve çok kolay offside düşen Batu Şahay'ı Beşiktaş'ın atak sürekli e, sağlaması konusunda zafiyet yaratıyorlardı. O yüzden ikisinde eksik olması elbette bütün oyuncular sağlıklı olsun. İkisinde eksik olması güven için özellikle bir fırsat. Çünkü Adalemir maçına nasıl oldu güven erken girmedi ona da şaşırmıştık. Lerin yokları oynadı. Batu çok hatalar yaptı ama Güven ancak 92'de Gezler'in yerine oyuna girebilmişti. O anlamda Güven'in fırsat bulması iyi. Bulduğu fırsatları da iyi değerlendiriyor. Yanılmıyorsam ligin de dakika başına gol istatistiklerinde zirvelerde. En üstlerde biri Güven. Çok fazla dakika oynamadığı için bunu iyi değerlendirdiği için iyi oyunculardan biri. Bir de en uçta oynayacağını umut ediyorum. Kenan'ın değil de Güven'in en uçta oynayacağını Gazete umut de aynı şekilde yazmış. Öyle Kenan mi? solda olacak Kenan muhtemelen. Diye. Evet. Çünkü Kenan'ın da santifor oynayabilirliği var ya Hatta ligin ilk maçında santrfor -on yapmıştı onu Çağan Hoca. Eee Stefan Kuntz da basınla yaptığı sohbet toplantılarından bir tanesinde Kenan Karaman'ın asıl bölgesinin santrafor olduğu ancak o bölgede oynayamadığı için devamlık sağlayamadığı için son dönemde biraz bocaladığını söylemişti. Sen katılmıştın değil mi o toplantıya? Evet. Katıldığın toplantı. Evet. Yani Kenan Karaman bir önce kulübünde de Düsseldorf'ta da santrfor, santrfor arkası, zaman zaman kanat ihtiyaca göre oynuyordu ama yani kariyerinde öyle e, klasik cezalarını bitiricisi oynayıp 15-20 gol atmıştı yok. Her zaman 5 gol, 7 gol, birkaç tane asist. Hep faydalı oyuncu tanımı içine sıkışmış. İyi işleyen takımda makine düzeni içinde sırıtmaz. Kenan Karama faydalı olur. Ama işler kötü gittiğinde Kenan göze batar. Çünkü kötü giden bir takımda işleri düzeltmesini bekleyeceğin türden bir oyuncu değil. Bu söylediğiniz ile bendeki iz düşümü birbirinden farklı. Şöyle. Çünkü siz diyorsunuz ki iyi bir makinenin iyi bir dişlisi parçası olur. Şöyle özetleyebilir miyim bilmiyorum. Top kayıpları, yavaşlığı e, ve sahada fazlasıyla Kenan ve takım yani birbirinden kopuk bir görüntü. Yani bu bahsettiğiniz takım çok kötü olabilir. Haklısınız. Herhangi bir takımdan bahsediyorum Geçen seneki ama bir oyuncu bu olsaydı. Ha, onu soracaktım size. Geçen seneki Beşiktaş'ta Acaba olsaydı. Acaba bu kadar göze batar mıydı? Çünkü çok fazla top kaybı yapıyor. Top ayağına geldiği zaman ne yapacağını bilmiyor. Diyeceksiniz ki pas opsiyonu yok. Tamam onu da e, kabul evet. ederim. Üstüne yavaş. Ağır yani. Ya anlıyorum. Milli takımdaki Bunun performansını da, da değerlendirecek olursak sanki hala kendisini bulamadı. Özgüveni de eksik şu anda. Ne yapmak, ne yapmayı ya da nasıl bir oyun oynamayı planlıyorsa sanki daha bulamadı onu. Beşiktaş'ta da bu şeyde kolay değil. Acaba geçen sezonki makine düzeninde işleyen Beşiktaş'ta. Kenan o öyle şey mi düşündü bir acaba? Olsa, acaba? daha mı? Bence öyle düşündü. O Sergen düşüncenin hoca, bir parçası olarak tabi, alındı. Sergen Hoca sezon başı transferlerini yaparken planlamayı onun üzerine yaptı. Takımdan kaybedilen çok ciddi bir oyuncu yok. Rozi'ye Gezzal gibi işte kiralık sözleşmesi olan oyuncularla devam edildi. Birinin bonservisi alındı, birinin de devam edildi. Dolayısıyla geçen son kadroyu işte Abu Bakar'ın da durumu galiba o sırada belli değildi. Geçen son kadroyu büyük ölçüde koruyorum. Dolayısıyla transferlerde kadroyu biraz derinlik kazandırırsam, biraz daha kulübemi güçlendirirsem, onlar bu makine düzeni içinde, işte Salih Uçan olsun, Kenan Karaman olsun, Mehmet Topal olsun, bu makine düzeni içinde bana 5 maç, 10 maç, 20 maç neyse verirler. Onlardan katkı diye düşündü. Az oyuncu olarak düşünmedi onları zaten. Kenan gibi, Salih gibi, Mehmet Topal gibi, Umut Meraş gibi takviyeler yapılırken Beşiktaş'a bence öyle düşündü. Kafasını öyle kurguladı. Ama bu oyuncuların hepsinin bence ortak özelliği şu. Özellikle Kenan, Umut, Mehmet Topal. İyi takıma bunları yerleştirebilirsin. Makine düzeninde değişliyordur, her şey yolunda giriyordur. Onlar da sırıtmaz. Necip yeni transfer değil de o da o tip olduğu için söylüyorum. Hı hı. Ama sonra işleri iyi gitmedi. İşleri iyi gitmeyince Beşiktaş'ta... Oyununu kaybetti. Oyununu kaybedince o işte standart oyuncular, renksiz oyuncular, gri oyuncular bu sefer çok daha fazla dikkat çekme ve çok daha fazla göze batmaya başlarlar. Onlar da göze battı. Kenan'ın top kayıpları, yavaşlığı, Umut Meraş'ın kayıpları, Mehmet Topal'ın sıradanlığı bunlar hep göze batmaya başlar. Halbuki iyi takımda belki de bu kadar göze batmayacaklardı. Bence Sergen Hoca'nın e, fişinin çekilmesi yani Sergen Hoca'nın bugün beşin başında olmamasının nedeni bu. Onun kurduğu hayal bu değildi. Sezon başı planlaması Muhtemelen Beşiktaş doğru. geçen sezon devamı gibi oynayacak. Ben de bu oyuncuları o makine düzeni içinde dönem dönem değerlendireceğim diye düşündüm ama hayal ettiği planladığı gibi olmadı. Şöyle bakıyorum. Sırada hangi gazetemiz var? Sırada e, Türkiye gazetesi var ve Türkiye gazetesi ile birlikte Trabzonspor var değerli izleyenler. 4 oyuncuya 13 saniyede 6 defa atılan çalımın sırrı. Tel Aviv Üniversitesi'nden Doktor Hayim Bilon Trabzonspor'un yıldızı Anthony Vakayeme Berşeva'da oynarken iskelet kasının elastikiyet kuvveti çok güçlü tespitini yapmış. İskelet kası. Böyle dur bakayım. Ayrıntılarda belki. Şuradan devam edeceğim. Tel Aviv Üniversitesi'nden Doktor Hayim Bilon test konusu yapmış vaka yemeği. Sahip olduğu vücut yapısı özellikle yüksek hızlarda yapılan hareketler sırasında ortaya çıkıyor. Bunu çıkaransa kasın elastikiyet özelliklerinin ortaya çıkardığı kuvvet. Yer çekimine karşı yapılan hareketlerde yere temas eden ekremitenin yapısında bulunan kas liflerinin boyu uzuyor. Güç kazanımı ve yer çekimine karşı koyacak türde hareket hızının arttığı fiziki aktiv aktiviteler sırasında ön plana çıkabiliyor. Yani özetle güçlü demiş galiba değil mi? Ee, esnek de mi demek istemiş? Güçlü ve esnek mi demek istemiş? İskelet kasının elastikiyet kuvveti esneyebiliyor ve güçlü bir şekilde bunu evet. e, güce dönüştürebiliyor herhalde. İskelet kası orada iskelet fazla mı gelmiş acaba kelime olarak? Ya da bilmiyorum anlayamadım. Sonuçta bu sayfadaki en nasıl diyeyim dolu cümle 4 oyuncuya 13 saniyede 6 defa atılan çalıp cümlesi olsa gerek. İskelet kası 3 kas doku türünden biri. Çizgili kasın bir türü olan iskelet kasları somatik sinir sistemi tarafından uyarılır diyor. Tanım olarak. Demek ki bu hareket kabiliyetinde kritik bir detaymış. Öyleymiş, evet. Kimdi? Hain Bilon. Tespitine göre. Elbette o bilimsel bir tespit. Onunla ilgili fikir yürütebilecek derinliğe Tabii sahip ki. değilim. Ama bir futbol sever olarak, futbol izleyicisi olarak evet, Vakayemen'in zihniyle, beyniyle, ayakları arasında, beyniyle, vücudu arasındaki bağın güçlü olduğunu görebiliyoruz. Çok çabuk karar veriyor, doğru karar veriyor. Bu kararlarını çok süratli bir şekilde uygulayabiliyor. Tabii topa dokunuşları çok yumuşak. Futbolun en önemli sırlarından biri topa dokunuşunuz, kontrol. Mesela Messi'yi diğer büyüklerden ayıran mesela ben canlı olarak Platini, Maradona, Roberto Baggio, işte Gullit, Ronaldinho, Fenomen Ronaldo bunları izledim. Messi'nin bunlardan farkı neydi, önemli farkı neydi desem mesela topa dokunuş. Çok kısa mesafede çok fazla dokunuyor. Top ayağından çok az açılıyor Messi'nin. En önemli farkı sanki buydu. Messi'nin. Ya birçok fark tabii ki tarif edebilirsiniz ama dikkat ederseniz Messi top sürerken topu kazanabileceğinizi hissettiğiniz bir an olmuyor. Topu kazanabileceğinizi hissettiğiniz anda da bir hızlı hareket daha yapıp sizi terse düşürüyor. Çünkü ayağından o kadar az açıyor ki topu driplingi çok farklı Messi'nin. Messi'nin driplingi ile diğer driplingçi oyuncuların driplingi çok farklı. Mesela klasik bir driplingçi topu her dokunuşunda topu 1 metre itiyorsa Messi 30 santim itiyor garip bir şekilde nasıl beceriyorsa çok fazla dokunuyor topa. Dolayısıyla da çok fazla hamle seçeneği oluyor. Vakaymen'in de Süper Lig standartlarına diyorum tabii ki. Süper Lig standartlarında farkı o. Topa çok fazla dokunuyor. Ayağından çok az açıyor topu. Sen hamle yaptığını, topu kazanacağım sandığında o sanmıyor. O bir hamle daha yapıyor. Senin tersi düşüyor. Bu pozisyonda tam öyle dikkat et bak. Ne kadar dar alanda ne kadar çok do dokunuyor topa. Çok sık dokunuyor. Bak şimdi buradaki dokunuşlara bak. Her dokunuşta top 20-30 santim gidiyor ayağından. Daha fazla gitmiyor. 7-8 kez topa dokundu. Son hamlelerinde. Bak Heme iyi ki ligimizde dediğimiz oyunculardan bir tanesi. Bir sonraki sayfamız Trabzonspor ligde skor avantajını ele geçirdiği 20 maçın 18'inde kazandı demiş başlığında. Maç fazlasıyla İttifak Holding Konyaspor'un 12 puan önünde lider olan bordo mavililer skorda üstünlük sağladığı karşılaşmalarda sadece 5 puan kaybetti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibi bu sezon ligde skorda öne geçtiği 20 karşılaşmanın 18'inde 3 puanı alan taraf olmayı başardı. Karadeniz ekibi söz konusu maçlarda bir kez berabere kalırken bir defa yenildi ve toplamda sadece 5 puan kaybetti. Bu istatistikte Bordo Mavililer'i puan tablosunda da takip eden İttifak Holding Konyaspor ikinci oldu. Yeşil beyazlı takım öne geçtiği 17. 17 karşılaşmanın 14'ünü kazanmayı bildi. Bu arada Trabzonspor'da iki futbolcu COVID-19'a yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada testleri pozitif çıkan 2 oyuncunun durumlarının iyi olduğu ve izolasyon sürecinin başladığı belirtildi. Trabzonspor'da bu üçlü çok güçlü. Cornelius, Bakasetas ve Vakayeme. 11 gol Cornelius, 8 gol Bakasetas, 6 gol Vakayeme. Hücum, bu üç futbolcu Trabzonspor'un hücum gücünü e, sırtlıyor. Hücum yükünü sırtlıyor. Süper Lig'de şu ana kadar takımların en golcü 3 isimleri göz önüne alındığında 3 takımda 25 gole ulaşıldı. Trabzonspor dışında Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor bu başarıyı yakalayan takımlar tabii 1-0'ı oynayabilme uzmanlığının vesikası bu istatistik. Daha önce burada tabloyu yansıtmıştık. Süper Lig'in tüm tarihinde, 63 yıllık tarihinde en fazla 1-0 kazanan hoca Ahmet Suat Özyazıcı. Sonra Abdullah Avcı. Oran sonra Ahmet Suat Özyazıcı %20, Abdullah Avcı %15 civarında 1-0'lık galibiyet almışlar tüm maçlarda. 57 57'ydi sanırım. Kazandığı 1-0'lık galibiyet sayısı bu sezonda 5 tane. E 1-0 kazanmak için de öne geçtiğiniz maçlarda 1-0 oynamayı becerebilmeniz lazım. Bu da skoru e, koruma kabiliyeti getiriyor. 20 kez öne geçmiş. 18'inde skoru korumayı başarmış, başarmış Trabzonspor. Bu sezonki en önemli sırlarından biri. Bir A planı var. A planı süratli başlıyor maçlara, baskıyla başlıyor, presle başlıyor, maksimum yetenekli oyuncuyla başlıyor. Konya'ya karşı yaptıkları gibi. Aynı anda Abdülkadir'i, Bakasetas'ı, Vişça'yı, Vakayme ve Cornelius'u 5 tane ofansif oyuncu sahada bulunduruyor. Sonra skoru buluyor. Skoru bulduktan sonra yavaş yavaş işte Berat'lar, kulübede ise Siopis'ler e, oyuna giriyorlar. Ve koruyucu B planı devreye giriyor. Bunu çok iyi başardı Abdullah Avcı sezon boyunca. Bunu çok iyi başardı. için 20 maç 18 galibiyet gibi fantastik bir e, 1-0 tablosu çıkarmış ortaya. Peki hala bir haberimiz daha var mı sevgili Reci, sevgili Tolga? Ekrana gelecek mi? Buyurun. Bir yerli kulübeye. Lider Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Marek Hamşi'nin geri dönüşüyle beraber Aytemiz Alanya Spor maçında Dorukan, Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir üçlüsünden birini yedek kulübesine çekecek demiş. Şöyle bakayım ayrıntılara. Kalede Uğurcan Çakır'dan vazgeçmeyen avcı. ileri uçta ise Vişça. Bakasetas, Vakayeme, Cornelius dörtlüsünü bozmayacak. Bu nedenle Marek Hamşi'nin partneri ya Berat Özdemir ya da Abdülkadir Ömür olacak. Alanya Spor'un zor bir rakip olduğunu düşünen Bordo Mavili takımın teknik patronunun bu yüzden Berat'ı 11'de görevlendirerek defansif anlamda da daha sağlam bir kadro düşünmesi bekleniyor. Böylece başarılı bir sezon geçiren Abdülkadir Ömür yedek kulübesine geçecek ve maçın gidişatına göre Avcı'nın hamle oyuncularından birisi olacak. Abdullah Avcı'nın stoper bölgesinde ise Densville Vitor Hugo işbirliğini bu müsabakada da bozmayı düşünmediği öğrenildi. Şimdi hocanın tabi Edgar Hugo ikilisinin uyumundan sonra Hugo Densville'le bir uyum yakalamayı hayal etmesi normal. Çünkü Dünyanın her yerinde, irili ufaklı her takım stoper ekilesinde bir istikrar sağlamak istiyor. Hoca o yüzden eğer Edgar Densville'i bozmazsa evet haberde Erkan Ayraç'ın haberinde bahsedildiği gibi olması mümkün. Ama iki detay var burada. Birincisi bir e, Covid açıklamaları var. Ama hangi oyuncular olduğu belli ne? değil. O oyunculardan birinin bir stoper olması halinde ki öyle iddialar var. Ahmet Can'ın ya da Hüseyin'in büyük bir ihtimalle Ahmet Can'ın. İlk 11'de başlaması söz konusu. E, Uğurcan, Ahmetcan ve Dorukan zaten o zaman üç yerli ihtiyacını karşılıyorlar. O zaman daha farklı bir strateji söz konusu olabilir ön tarafta. O bahsettiği şekilde Berat'ın forma şansı söz konusu olmayabilir haberde bahsedildiği şekilde. E, ama eğer o söz konusu olmazsa, yani Dansville Hugo ikilisi bozulmazsa evet ben de e, orta sahada büyük bir ihtimalle bir yerlinin en az bir yerlinin forma giyeceğini düşünüyorum. Dorukhan'la beraber Berat'ta olabilir bu forma giyen yerli oyuncu. Şimdi e, Uğur Bey artık programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Birkaç gündür konuşmak istediğimiz, gündeme getirmek istediğimiz yurt dışından birkaç tane haber var. Eğer e, sevgili Tolga, Marcelo, Bielsa şeylerimiz hazır mı? E, fotoğraflarımız hazır mı? E, birkaç farklı konuda elbette değerlendireceğiz. İlk olarak e, bu sezon... Sezonun başlarında Marcelo Bielsa bir genç bir şeyden, taraftardan bir mektup alıyor. Ve içerisinde Bielsa ile çekilmiş fotoğrafı var ve Bielsa'nın bunu imzalamasını bu fotoğrafı imzalamasını rica etmiş. Futbolda çok sık gördüğümüz şeylerden biri. Geçenlerde Paris Saint Germain Lille maçından sonra da Lille'li oyuncu Anel Gomez bir açıklama yapıyor. Messi'den formasını istedim diyor. Maç sonu Teşekkür ederim sağ olsun. Bana formasını verdi. Buraya kadar her şey normaldi. Ama sonra çok şaşırdım. Çünkü benden de formamı istenini söyledi. Beni durdurdu ve formamı istenini söyledi. Ben de formamı ona verdim. Bu kısmı beni çok şaşırttı. Sadece büyük futbolcuyla aynı zamanda iyi bir insan olduğuna da şahit oldum diyor. Messi'nin, Anel Gomez'in formasını istemesi üzerine. Bu Bielsa hikayesinde de buraya kadar aslında normal. Genç bir spor sever. Yolda ya da stadyumda her nasılsa Marcelo Bielsa'yı yakalamış. Fotoğraf çekilmiş onunla. Sonra kulübe mektupla göndermiş fotoğrafı. imzalamasını istemiş. Bir imzalamış. Fotoğrafı göndermiş genç taraftara ama içine dedi bir de not iliştirmiş. Demiş ki fotoğrafın bir kopyasını alıp sen de imzalayıp bana gönderir misin? Ben de hatıra olarak bunu saklamak istiyorum demiş. Bir United forumlarını Leeds United taraftarları arasında çok konuşulan bir konu oldu son dönemlerde. İşleri iyi gitmiyor. Premier Lig'de işleri iyi gitmiyor. Bielsa'nın belki de zamanının sonunun geldiğini düşünenlerin sayısı az değil. Ama bazı taraftarlar diyorlar ki böyle bir Bielsa çok uzun süre bizde çalışmalı. Çünkü list United'da böyle bir kimliğe, karaktere ihtiyacı var. Gerçekten güzel bir hikaye. Hakikaten öyle. Kendi e, kariyeri içerisinde arşivini eklemek istediği, belki de e, e, önemli şeyler bunlar. Değil önemli mi? Önemli şeyler bunlar. Unutmak, unutmamak adına güzel bir şey yapmış. Gülümsetiyor Oca, Evet bir Marcelo Bielsa'nın iki cümlesi, iki yorumu, iki farklı konu hakkında o da geldi ekrana. E, diyor ki Pep Guardiola'nın entelektüel yapısını çözümleyebilmek benim için sanki biraz zor gibi. Bunu hissediyorum. Onun yapısını çözümlemeyi, çözümlemenin zor olduğunu hissediyorum. Demiş Pep Guardiola için. Jürgen Klopp hocamız için de Evet, Jürgen Klopp kendi imzası, damgası olan bir e, hoca. E, oyununu seyretmek son derece keyifli ama çözmek benim için biraz daha, onun oyununu, onun kodlarını çözmek benim için biraz daha kolay değerlendirmesinde bulunmuş. Şimdi son dönemde bu meşhur tartışmalardan biri. Guardiola kendi takımıma, kendi oyuncularıma Liverpool gibi hızlı hücuma geçmemiz gerekmiyor. Zaten bunu da yapamayız. Asla Klopp'un takımları gibi savunma hücum geçişini hızlı yapamayacağız. Bunu kabullendim diyerek çok hoş bir övgüde bulunmuştu rakibine ve meslektaşına. Klopp'un hızlı hücumu gibi kimse onlara kadar hızlı hücuma geçemeyecek. O yüzden biz başka planlar geliştiriyoruz demişti. Bielsa burada Guardiola'nın da dünyanın iyi tek teritoriyatı Bielsa farklı bir şey söylüyor. Enteresan bir şey söylüyor. Kontra bir şey söylüyor. Klopp'un oyun çok heyecan verici, izlemesi çok güzel. Ama onu çözebiliyorum. Onun daha ulaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Çözülebilir olduğunu düşünüyorum. Ama Guardiola'nın repertuarı daha geniş. Guardiola sana daha farklı çözümlerle, daha farklı cevaplarla gelebiliyor. Ve onun çok ulaşılabilir olduğunu düşünmüyorum diyor. Hatta sonra mütevazı bir şey ekliyor. En azından benim için diyor. En azından benim için çok ulaşılabilir olduğunu düşünmüyorum. Liverpool'la ilgili şu an tabii 7'de 7 ile gidiyorlar 7 galibiyetlik süper bir seri yakaladılar Premier Lig'de City'ye yaklaştılar Şampiyonlar yine süper bir galibiyet aldılar ama Liverpool'la ilgili şöyle bir gerçek de var Son maçlarda kaleciler çok fazla Yıldızlaştı Alisson, rakiplerine çok fazla pozisyon verdiler Ve daha önemlisi Uzun süredir aynı kadroyla oynuyorlar İşte kalecisi Alisson Sağ beki, Trent, sol beki, Robertson Stopperlerin biri Van Dijk Partleri zaman zaman değişiyor Ön tarafta Mane Salah her zaman var. Orta sahada Fabinho her zaman var. 6-7 oyunu standart. Şöyle bir sorun olabilir mi diye soruyor futbol kamuoyu. Bu Z jenerasyonu uzun süre aynı işi yapma konusunda biraz sorunlu. Değişiklik istiyor. 80'ler 90'lar gibi değil. 80'ler 90'larda 10 yıl aynı takımda gitmek çok iyi bir şeydi. Peş peşe başarılı üste ekleyebiliriz ama 2020'lerin dünyası böyle değil. Değişim gerekiyor diyorlar mutlaka birilerinin gitmesi, birilerinin gelmesi lazım. Liverpool'la ilgili böyle bir handikap olup olmadığını sorgular. Çünkü Manchester City daha fazla dönüştü, daha fazla değişim oldu. Guardiola hep bir sezon David Silva ile oynarken mesela öbür sezon Foden'ı katacağını söyledi. Bir sezon Mahrez'i kullanmazken öbür sezon kullanmaya başladı. İşte Center for, gelecek sezon Julian Alvarez olacak City'de. Ama bu sezon kullanmadı. Tekrar kiradılar ama gelecek sezon Santorfor'un Julian Alvarez olduğu söyleniyor. Sürekli yeni parça hareket takımına ve takımın dönüştürüyor. O yüzden acaba Guardiola'nın başarısı daha sürdürülebilir? Klopp'un ki ise gelecek sezon devam edecek mi? Kaç yıl daha devam edecek? Bu biraz sorgulanmaya başladı. Bielsa da başka bir pencereden bakmış. Bir şeyimiz daha var. Birkaç hatta fotoğrafımız daha var. Bu da ilginç bir hikaye. Ben sizin eee Marcelo Bielsa fotoğrafını görünce bunu da gruba attım. 6 yaşında bir taraftar Swindon Town kulübüne bir mektup gönderiyor. E mektup da gördüğünüz gibi yani defterden muhtemelen yırtılmış ama yani yazılanlar elbette e, insanın kalbine dokunuyor. Biz de çok yabancısı sayılmayız böyle şeylerin. Mektupta e, Harry isimli taraftar Swindon Town Futbol Kulübü yönetimine demiş ki annem e, yemek almak için paramız yok. Diyor o yüzden maçlara gidemiyorum demiş ve elindeki 26 pens herhalde, değil mi? beni evet Penny bantlayarak kulübe göndermiş bir gün. mutlaka geleceğim. Takımdaki oyunculardan da Herimacker diye galiba seslenerek bitirmiş mektubunu. Şimdi taraftarlar bu genç çocuğu arıyorlarmış. 6 yaşındaki taraftarı arıyorlarmış. Herhalde maçlara götürebilmek anlamında. Bu bu bulamamış olmaları biraz nasıl diyeyim size? Bulurlar herhalde. Türkiye'de olmuştu değil mi? Benzer güzel evet. hikayeler. Hatırlıyorum sanki Wesley Snyder bir çocuğun elini tutup sahaya çıkmıştı ve o çocuk işte formasını sırtına boyayan bir çocuktu. Tabi ya futbolun böyle bir tarafı var. Dünyanın en çok sevilen sporu. sınıf fark etmeksizin, gelir düzeyi fark etmeksizin, eğitim düzeyi fark etmeksizin hepimiz seviyoruz. Hayallerini süsleyen bir gerçek. Aynen öyle. Umarım bulurlar ve o da hocalarla beraber sahaya çıkar, ellerinden tutarak çıkar. Öyle umut ediyorum. Böylelikle süremizin de sonuna gelmiş olduk. Uğur Melek'e çok teşekkürler. Gerçekten. Haftayı burada bitiriyoruz efendim. Pazartesi günü yine aynı saatte tekrar birlikte olana dek. Hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.